YouTube kanalımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere yaş pasta lezzetinde yapımı oldukça pratik, nefis bir pasta tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimize geçelim. Öncelikle tenceremize 50 gram kadar katı yağını alıp eritelim. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Yağımız eridikten sonra üzerine 3 yemek kaşığı dolusu un ilave edelim. 3 yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. Ben mısır nişastası kullandım. Dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı toz şekeri de ekledikten sonra orta ateşte 3-4 dakika boyunca bu malzemelerimizi karıştırarak kavuralım. Renginin çok fazla dönmesine izin vermiyoruz. Maksimum 3-4 dakika bu şekilde kavurmanız yeterli olacaktır. Görüntüsü gördüğünüz gibi böyle ıslak kum görünümünde olacak. Şimdi üzerinde artık sütünü ilave edebilirim. 1 litre sütün tamamını üzerine ekledim ve sürekli karıştırarak bu muhallebiyi pişireceğim. Karıştırmayı kesinlikle bırakmayalım. Aksi takdirde hem topaklanabilir hem de dibine tutabilir. Kıvamı gördüğünüz gibi katılaştı ve kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra 2-3 dakika daha kaynamasını bekleyelim. Sonrasında artık ocaktan alıp kenarda ılımaya bırakalım muhallebimiz alırken biz de üzerine dökmek için çikolata sosunu hazırlayalım. Bunun için bir paket hazır çikolata sosu uygun bir tencerenin içerisinde alıp üzerinde yazan miktar kadar süt ilave edip çikolata sosumuzu pişirelim. Benim paketimin üzerinde 2,5 su bardağı yazıyordu. Ben de 2,5 su bardağı süt ilave ettim. Çikolata sosunun da biraz ılıması gerekiyor. O yüzden ilk aşamada Bunları yapıp hazırlayıp kenara koymamız gerekiyor. Ocağın altını açtım ve sürekli karıştırarak çikolata sosunu pişiriyorum. Evet artık çikolata sosum hazır. Bunu hemen altını kapatıyorum ve kenara alıp ara ara karıştırıyorum ki kabuk tutmasın. Bunu unutmayalım. Biraz ılımış olan beyaz muhallebinin üzerine bir poşet toz krem şanti ekledim. Bir paket de vanilin ekledikten sonra mikserin en yüksek devrinde 2-3 dakika boyunca çırpıyorum. Bu şekilde kıvamı çok daha güzel olacak bu beyaz muhallebinin. Evet, 3-4 dakika boyunca çırptım ve şimdi artık pastamı hazırlamaya geçebilirim. Pastamı hazırlamak için böyle dikdörtgen büyük borcam kullandım. Bisküvi olarak da Eti'nin bu kakaolu bisküvilerinden kullandım. Bunlarla çok güzel oluyor. Eğer bunlardan yoksa normal Petit beurre kakaolu bisküvi de tabii ki kullanabilirsiniz. Öncelikle bisküvilerimizi süte batırarak bir sıra olacak şekilde tabana dizelim. Bu şekilde süte batırırsanız çok daha güzel bir şekilde yumuşayacaktır. Bir su bardağı kadar süt kullandım ve soğuk süt kullandım. Sıcak kesinlikle kullanmayın. Evet arkalı önlü bu şekilde batırıp borcama tamamen dizdikten sonra üzerine muhallebiyi yarıya bölerek dökeceğim. Yarısını da üst kısma koyacağım. Yani ikiye bölelim. O şekilde üzerine koyalım. Evet muhallebinin yarısını üzerine koyduktan sonra eşit bir şekilde her yerine yayalım. Bu yapmış olduğumuz krema ile birçok pasta hazırlayabilirsiniz. Hepsine de çok uygun olacaktır. Kıvamı ve lezzeti inanılmaz güzel dediğim gibi bisküvi çeşitlerini kendinize göre değiştirebilirsiniz şimdi üzerine tekrar bir kat daha yine kakaolu bisküvi sütü batırarak diziyorum çok hafif aralıklı olacak şekilde dizerseniz kestiğiniz zaman da hem görüntü olarak güzel gözükecektir hem de kestiğiniz zaman bütünlüğü bozulmayacaktır Ben böyle bir kare borcam kullandım. Dilerseniz dikdörtgen borcamda da hazırlayabilirsiniz tabii ki. İkinci sıra bisküvi de tamamladıktan sonra artık kalan beyaz muhallebinin tamamını üzerine boşaltıyorum. Muhallebi yine eşit bir şekilde borcama yayacağım. Dilerseniz arasına ince ince dilimlenmiş muz dizebilirsiniz. O şekilde de böyle çok güzel olacaktır. Ben bu şekilde sade bisküvi ve muhallebi kullandım. Ama muz da inanılmaz güzel yakışacaktır. Artık son olarak 3. sıra bisküvimi diziyorum. Yine süte batırarak. Bu tarif için 4 pakete yakın kakaolu bisküvi kullandım. Bu arada üzerine dökmek için hazırlamış olduğumuz çikolata sosunu mutlaka ara ara karıştıralım. Kabuk tutmasın ve hızlı bir şekilde ılısın ılımış olan çikolata sosumu son olarak artık pastamın üzerine döküyorum. Bir spatula yardımıyla eşit bir şekilde çikolata sosunu üzerine yayalım ve tamamen kapanmasını sağlayalım pastam artık hazır. Bunu bir kenara aldıktan sonra üzerine süsleme aşamasına geçiyorum. Bunun için 5 tatlı kaşığı kadar Hindistan cevizini bir kabın içerisine aldım. Üzerine 1 tatlı kaşığı da kakao ekliyorum ve bu ikiliyi güzelce karıştırdıktan sonra üzerine bolca serpeceğim. Serptikten sonra sanki çikolata rendesi gibi çok güzel oluyor. Hem görüntü olarak hem de lezzet olarak biraz az geldiğini düşünüp biraz daha ekledim ve bu şekilde çok güzel oldu. Dilerseniz farklı şekilde de tabii ki üzeriniz süsleyebilirsiniz. Bol Hindistan cevizi serpebilirsiniz veya ceviz, fındık, fıstık kırarak üzeriniz tabii ki serpebilirsiniz. Tamamen damak zevkinize kalmış. Ama bu şekilde de çok güzel oluyor. Evet bu şekilde serperek üzerine tamamen kapladım ve buzdolabına kaldıracağım. Bir gece buzdolabında dinlenmesini bekleyeceğim. 3-4 saat de tabii ki yeterli olabilir ama daha güzel kıvamlı ve dilimli olarak almak istiyorsanız mutlaka bir gece buzdolabında dinlendirin. Bir gece buzdolabında dinlendi ve ertesi gün hemen dilimleyerek sizlere son halinde göstermek istiyorum tabii ki. İnanın kreması muhteşem. Üzerindeki çikolata sosuyla birlikte birleşince ortaya muhteşem bir lezzet çıkıyor. Mutlaka deneyin. Eğer denerseniz de bu videonun altında yorumlarınızı bekliyorum. Son olarak üzerlerini frambuazla süsledim ve inanılmaz güzel yakıştı. Dediğim gibi sizler evinizde olan malzemelere göre nasıl istiyorsanız o şekilde süsleyebilirsiniz. Hemen şöyle sizlere bir dilim alıp bir de kıvamını göstermek istiyorum. İnanın çok severek tüketeceğiniz nefis bir pasta. Yapımı da gördüğünüz gibi çok pratik. Ben böyle tatlıları çok seviyorum. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Hemen sizlere şöyle yakından da gösterdikten sonra artık videomu burada sonlandırmak istiyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik onun gibi daha birçok pasta tarifi, kek tarifi ve birçok yemek tarifini sayfamda bulabilirsiniz. Sayfama bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı, yorum bırakmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Bu şekilde bana destek vermiş olursunuz ve videomda sizin sayenizde daha çok kişiye ulaşmış olur. Eğer bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek bir güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Tarifle ilgili sorularınız varsa onları bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.